Başladık mı? Başladık. Evet. Konumuz ne? Piercing atar yapar mı? Herkese merhaba bayanlar baylar. Dövme muhabbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kamera arkasında her zaman olduğu gibi Esin var. Hello. Ve el sallıyor. Yeni videomuzun konusu piercing atar mı konumuz? Atmaz hadi kapat ya. Ya atar. Atar tamam atar. Kaş düşer mi? Piercing atar mı? Bu konular bitmiyor. Bunu artık bir açıklığa kavuşturalım. Piercing atar mı? Aslında sordukları şey şu insanların. İşte kulağında mesela çok uca deliniyor. İşte burunda çok uca deliniyor. Neyse kaşta çok uca deliniyor. Atabiliyor. Şimdi bunun birkaç şeyi var. Bunu bu arada eskiden anlatmıştık aslında. Ama bu bölüm sadece bunu ayırdım. Teknik olarak atma ihtimali var. Bir yanlış delimden dolayı. İkincisi de tabii ki kişinin kullanışından, kullanımından, bakımından, metabolizmasından kaynak. Mesela bunu en çok nerede yaşıyoruz? Kaşta, göbekte yaşıyoruz. Çünkü şaşırıyormuş gibi yapma oldu. Ya kaş ve göbekte herhangi bir kıkırdak olmadığı için tabii ki. Bunları da sonra bir anlatalım, piercing çeşitleri, piercing tipleri diye. Bir ara anlatalım sahiden. İnsanlar bilmiyor. Trendyol mağazamız var ya. Orada mesela soruyor bana saçma sapan. Dili soruyor mesela. Diyor ki bu burnuma olur mu falan diye. İnsanlara tabii videoları izlemediği için. Aslında az az anlatmıştık eskiden. Ama sadece buna özel bir bölüm yapalım hangi istiyorum. Hangi bölgeye hangi tip? Aynen. Bunu direkt yapmak istiyorum evet. Tekrar. Çünkü eski videoları izlemiyor insanlar. İzlese aslında var hepsi. Neyse yapacağız. Her şeyi yapacağız. Geri döndük. Doğal olarak işte barbel dediğimiz ya da banana bel dediğimiz şöyle muz şeklinde bir piercing'e deliniyor ya. İstediğin kadar onunla del fark etmez. Ki bununla ben çubuk düzle delen çok gördüm. Ki çok büyük bir hatadır. Kaşla göbek öyle delinmez. Direkt atar zaten böyle çat diye. Bununla delinse bile tutacak bir şey yok. Yani mesela helix'te tutacak bir şey var. Tutunacak bir dalı var. Atamıyor bir şey çekse vesaire bile. Ama göbekte kaşta bir de uçtan delindiyse tabii ki çok hızlı atabilir. Ama bu sadece yanlış delimle ilgili bir şey değil. Bunu söyleyeyim. Dediğim gibi bakımla da ilgili bir şey. Mesela çok fazla hareket eder, çok fazla bir şeyler çekiştirirse doğal olarak yani. Onu öne çeke 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 oradaki deriyi azaltıyorsun. Çeke çeke çeke. Bir de deri esneyen bir şey sonuçta. İşte aslında o dezavantaj oluyor esnediği için. Yani sen çektikçe geliyor doğal olarak. Kaşın mesela. Ay saçım takıldı, ay gözlüğüm takıldı, ay kıyafetim takıldı derken pıt 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 bir bakıyorsun o delik gelmiş gelmiş burada şey görünüyor. Bar görünüyor. Böyle içeriden böyle metal gözüküyor. Şimdi burada hemen o tavsiyeyi de vermiş olalım. Video böyle girişli çıkışlı olacak. O yüzden full izlemeye çalışın öyle. Kronolojik gitmeyeceğiz. Mesela o geldi. Ne yapmamız lazım? Piercing atarsa ne yapmamız lazım? O kopmadan çıkartmanız lazım. Baktınız o şey gözüküyor. Metal bar. Artık çıkartmanın vakti ki sonra iyice kalıcı bir iz olmasın. Deformasyon olmasın. Bu tabii kaş diye örnek veriyoruz da herhangi bir yer için böyle. Ama işte tragus'ta, helix'te ya da herhangi bir ne bileyim conch orbital'de, rook'ta bu tip şeyler olmaz kolay kolay. İstediği kadar çeksin. Eğer doğru yapıldıysa çok çok düşük bir ihtimal. Tabii ki yok diyemiyorum ama yani böyle milyonda bir ihtimal. Ama kaş, göbek, işte bridge şurası. Bunun videosunu çekmiştik bir ara. İzleyebilirsiniz. O tip yerlerde yani bir kıkırdak tutmuyorsa, kemiksi bir yapı tutmuyorsa böyle şeyler olabilir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Görünüyorsa çıkartıyorsunuz. Ha, ondan önce ne yapmanız lazım? Bir zaten doğru delinmesi lazım bu cepte. Doğru bir yere gidin. Profesyonel bir yere gidin. İkincisi bakımını yaparken piercing bakımı videosu vardı. İzleyebilirsiniz. Piercing bakımı videosu ne diyordum? İşte ellemeyeceksin. Çekmeyecek. Onu yapacaksınız. Biraz dikkat edeceksiniz. İlk 3 ay diyordum. Hep. İlk 3 ay çok dikkat etmeniz lazım. Bunlara dikkat edince artık gerisi kader. Burada ne yazıyorsa o. Gerisi artık tabii ki duruma kalmış. Metabolizmanıza kalmış ama normal bir şey değil. Yani böyle sürekli bana soruyorlar. Burun istiyorum da şöyleydi böyle atar mı? Ya burun atar mı ya? Kıkırdak var orada ya. Nasıl atabilir böyle bir şey? Yani bu bütün yolu geçecek tık 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 buradan kopacak. Ay öyle oluyorsa zaten mümkün değil. Yanlış delinmezse. Mesela burun neredeyse imkansız. İmkansız çünkü çok uzak ya. Şuradan deliniyor. Ucuna gelmesin imkansız bir şey. Milyonda değil. Trilyonda bir bile ihtimal neredeyse yok yani. Ama işte yanlış delinince diyor benim işte arkadaşım var işte şu işte Ayşe, Ahmet neyse o yaptırdı attı. Ya inanmıyorum mesela diyorum ki sen bence işte yani yanlış söylüyorsun atmamıştır da çıkmıştır hani falan. Yok gerçekten mesela geliyor Ahmet atıyorum bakıyorum burası böyle delik. Burası fay hattı olmuş burada. İmkansız diyorum da ben. Doğru delinirse imkansız. Yani istisnalar her zaman vardır da ya. İşte doğru delinmesi lazım. Tekrar tekrar söylüyorum. O yüzden korkmanıza gerek yok. O delinirken de burada işte ne bileyim bazı kaşlar oluyor. Çok ince kaş mesela. Çok çok ince böyle şey
kalem. Onu da mesela söyleyeyim. İşaretlenmesi zaten lazım delmeden önce. İşaretliyoruz mesela. Diyorum ki bak bu biraz önde, şöyle işaretlersek şöyle daha iyi olur falan. Profesyonel yapıldığı sürece korkmanıza gerek yok. O zaman ihtimal iyice minimuma iniyor. Ve beni suçluyorlar sonra. Atmaz dedin, attı. Ya. Her zaman diyoruz yani hep bir ihtimal var ama onu minimumda tutmak lazım. Ama baştan sen yanlış delersen, delinirse o minimumda gelmiyor. Maksimumda geliyor o zaten. Sen istediğin batikonunu sür, istediğin kadar elleme, fanusu al kafanı, kaşın için diyorum, atıyorum ya da kulağın için. Yanlış delindiyse zaten sen istediğin kadar iyi bak. Atacak yani, atar. Eğer ucundan delindiyse, ben öyle görüyorum, tragus mesela ucundan delinmiş. İhtimal normalde de var ama milyonda bir yer. Çok düşük. Milyonda bir atıyorum yani. Çok çok düşük bir ihtimal. Peki atarsa ne olur? Onu da söyleyelim tabii ki. Atacak. Bitti. Geçmiş olsun. Tekrar delinir mi? Hayır. O soruya cevap vereceğim. Uhuyla yapıştıralım. Başladı kötü esprilere ya. Duydunuz mu? Dedim ki uhuyla yapıştıralım. Duymuşlar. Keseceğim burayı. Vallahi keseceğim. Ne? Allah'tan senin sesin az çıkıyor da. Evet. İkinci mikrofona paramız yetmiyor o yüzden. Sponsor alırsak bir gün inşallah. Tamam. Ya hala alamadık. Dert yanalım mı böyle? Ya olduk kaç? 70 bin aboneye yaklaşmışızdır, olmuşuzdur belki hatta. Yok, yok. Onu söyleyeyim ona göre. Burası YouTube kanalı gibi değil lütfen. Kalpten, politikacı gibi konuşayım mı? Biz bu işe gönül verdik. Evet, para için çekmiyoruz. Para kazanınca düşünürüz onu. Bütün politikacılar gibi. Neyse, sustum. Tekrar denilir tabii ki herhangi bir yer. Kaş, göbek, neyse. Ha, bu arada meme mesela nipple. Meme ucunu çok örnek vermedik. Meme ucu da kaş gibi vesaire. Böyle tek tek örnek vermiyorum ama o da öyle yani. Kıkırdak yok ya. Atması daha şey olabiliyor hele bir şey takılırsa. Ama öyle yırtılma falan genelde pek olmaz. Ya atarsa o bölgenin iyileşmesi lazım. O kızarıklığı vesaire geçecek. Genelde böyle 2-3 hafta beklemek önerilir. Ama olaya göre değişir, kişiye göre değişir. Onu bir konuşmak lazım. Yani 1 ayda olur, 2 ayda olur, o 3 ayda olur. Ama genelde 2-3 hafta yetiyor. Sonra tekrar delinir. Hiçbir sorun yok. Doğru delindiyse ama kalıcı bir hasar verildiyse delinemez. Net söylüyorum. O bölgeyi unutun artık. Tragus'ta atma zaten işte imkansız gibi bir şey. Attı diyelim. Burası yırtıldı böyle komple. Delecek yer kalmadı. Zaten küçücük yer. Kalıcı bir deformasyon varsa geçti. Ama kaş deldin mesela, tamam mı? Doğru delindi. Yeri doğru. Ama ya bakımla alakalı ya vücudunla alakalı. Neyse birkaç ay sonra, birkaç sene sonra attı. Burada da yine atmadan önce çıkartma önemli. Tamam, neyse çıktı. O zaman bu yara iyileşince tak tertemiz. Tekrar işaretliyorsun ve deliyorsun. Olay bitti. Hatta mümkünse bir tık böyle çok abartı alnına var böyle. Vallahi öyle böyle alınından delmiş diyorum ki o kaş piercingi değil, alın piercingi. alın artık aynen. Buradan gir, buradan çıkıyor. Kaş üstü piercingi vardı eskiden, bir ara modaydı, Surface işte böyle vardı. Onun gibi bir şey oluyor artık yani. Neyse. Bir tık daha genişten işaretlenir, delinir. O kadar problem değil. Kalıcı bir hasar varsa ama o bölgeyi unutun. Bunun için de zaten yüz yüze konuşmak gerekiyor. Yani ne oldu, ne bitti, kim deldi, nasıl oldu? Bir bakmak gerekiyor. O yüzden bu kadar korkmanıza gerek yok. Çok mesaj geliyor ya, çılgınlar gibi. Onu da söylemiş olalım buradan. Arkadaşlar, çocuklar ve sevgili insanlar. Ben senelerce, işte 11 sene falan oldu. 11-12 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilfiil kendim bizzat şahsım... Ve stüdyom adına. Ama son bir senedir falan artık yani lütfen. Ben artık Londra'ya taşındım, hala yazıyor. Ya gidip abi Beşiktaş'ta bir yerde deldirdim. İşte şöyle oldu. Ya arkadaşlar. Danışma ofisi. Evet. Yani artık yapmıyorum. Çünkü bir hayrını da görmedim. Yani tabii ki haksızlık etmeyelim. Teşekkür edenler falan oluyor. Ama oluyordu. Ama çoğu %90'ı ben sanki mecburmuşum gibi. Ben mecburum ona yardımcı olmaya. Yahu mecbur değilim. Bunu bizim toplum anlamıyor. Yani bir böyle nezaket, hani rahatsız ediyorum, teşekkür ederim, rica ederim, merhaba, günaydın, böyle kavramlar bizde yok. Günaydın mı? Kime diyorsun lan günaydın? Bizde hep böyle. Nezaket olması lazım. O yüzden de artık tabii ki ilgilenmiyorum. Ki daha güzeli de bu. Yaptırdığın yere gideceksin. O en iyi, o biliyor zaten nasıl delindi. Belki de kendisi bir hata yapmadı da bir şey oldu. Ya da yaptı da bir şey oldu. Fark etmez. Yaptırdığım piercing'e, dövmeciye sormanız makul. O mesajlara yanıt vermiyorum. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Başka yerde yapılanlara. Ha, onun için ne yaptım? Burası açık kaynak. Dövme muhabbetleri 60 küsur bölüm var. Diğer videolar da var. 200 küsur tane videomuz var. İzleyin bol bol, keyifli. Alın çayınızı, kahvenizi. Dövme piercing kültürüne tak bodoslama dalış yapın. Umarım hoşunuza da gidiyordur. Senelerdir devam ediyoruz. Ara versek de. Gerçekten sonra diyor. Yardımcı olacağım dedim videolarında. Ama video 2016, anladın mı? 7 sene olmuş. Yani ben onu dediğimde çocuk 13 yaşında. Yani oğlum yani
Öyle bir şey yok. Ya öyle şey vardı. İşte Londra'ya taşındık ya mesela. Şu an İstanbul'dayız. Ya videoyu o an zannediyor artık öyle ya. O an o izliyor ya. Canlı zannediyor. Öyle bir şey yok. Live böyle yazıyor. On air. Canlı değil o. Yani sen 5 sene önce mesela diyorum N11 mağazamın işte linki şurada diyorum mesela. O N11'de mağazam yok şu an yani. Trendyol'da. Güncel için gir Instagram'a bak orada yazıyor mesela. Güncel ne? Instagram'da en günceli. Video 6 sene önce diyor ki abi N11'de mağazam var diyorsun. Yok. Kadıköy'deyim diyorsun. Yoksun. Londra'dasın. Özür dilerim. Şimdi de bak böyle oluyor ya bak. Şimdi döndük ya İstanbul'a. Şimdi mesela şöyle mesajlar geliyor. Ya Londra'dayım dedin. Londra'da değilsin. Bunun önüne geçemiyoruz. Bunun önüne geçemiyoruz. O gün yağmurluydu. Yani öyle diyeceğim mesela. Ne güzel yağmur ya. Çocuk bakacak. Yalan söyleme yağmıyor. Hani bu artık izahı olmayan mizahı olur kafası yani. Bazıları tatlı, güzel böyle şey yapıyor. Bazıları baya böyle şey. Atar. Atar yapıyor yani. Piercing atar mı? O zaman toplayalım. Piercing atar mı? Atmaz. Güzel bir video oldu bence. Değil mi? Senin soracağın bir şey var mı son olarak? Yok. Ya açıkçası bütün video başladığından beri çekime başladığımızdan beri aklımda ne var biliyor musun? Ne var? Belki aramızda hatırlayanlar da vardır. Benim babaannem, daha doğrusu babaannem değil, annemin babaannesinin kulağında küpe deliği tabii. Sene 1842. Ne demek istiyorsun? Ben vampir miyim? Estağfurullah. 3 tane ya. 3 tane yırtık vardı kadının kulaklarında. Ha şurası değil mi? Hepsi tık 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 gitmiş. Kulak memesinde çok oluyor. Evet. Bana sürekli geliyor. Diyor ki abi bu tünel olur mu? Tünel değil. Kendi yani küpe olmaz oraya. Yani böyle ucundan delmiş. Hatta bazen espri yapıyorum böyle. Havayı delmiş yani. O yok yani. Havayı delmiş resmen. Buradan böyle sıyırmış anladın mı iğne? Çok küçükken o yüzden piercing yapılmamalı kulak memesi. Bu arada kulak memesi de iğneyle delinse iyi olur. Onu söyleyelim. Yani tabancayla delime komple karşıyız. Bunu tabancayla delim neden yapılmamalı isimli videoda izlersiniz benim. Eskiden çok vardı bu. Ama işte senin gerçekten şöyle espri yapıyoruz ama 1842 olmaz 1892 olur. Peki. O senelerde tabii yani o yorgan iğnesini ısıt neyse tak tak yapmışlardır. Şimdi o zaman okey. Şu an ama bu hala yanlış delinmesi falan saçma. Şu an benim mantığım almıyor. Hala kulak memesini böyle çok uçtan deliyorlar. Ya yeri basit. O kadar basit bir yer ki. Ya bu da yanlış delinmez ya. Sürekli onunla uğraşıyorum. Bu kapanır mı diyor. Kaç senedir açık diyorum. İşte 5 yaşındayken deldirdim. Kaç? 15 senedir açık. 20 yaşında. Babacım onu geçmiş olsun o artık. Sen ölene kadar yani. Çok zor kapanması. Ama böyle yeni deliktir. Kapatıyor mesela. Çıkart diyorum. Çıkartıyor. 1-2 hafta sonra işte biraz toparlayınca doğru şekilde deliyoruz. Ama zor oluyor, sıkıntılı oluyor tabii. Bunu da bir videoda anlatalım. Öyle bir video yapmıştık aslında. Kapanan delik tekrar açılır mı? Hatta abi, kamera arkası falan vardı. Ne saçmaydı ya. Hatırladım şimdi. Bulun izleyin onu vaktiniz varsa. Böyle muhabbetin sonu bitmez. Artık kapatıyoruz. Kapatıyoruz artık yani. Akşam oldu. İzlediğiniz için merci efendim. Dövme muhabbetleri tüm hızıyla devam ediyor. Videoyu beğenin, paylaşın, bir şeyler yapın. Artık kocaman olma, büyüme vakti geldi de geçiyor. Full time video çekmeye de başladık. Her hafta buradayız. Güncel şeyleri de Instagram Karınca Tatu'dan ne olur takip edin. Beni oradan, storylerden, postlardan takip edin. Herkesi kocaman öpüyoruz. Haftaya görüşürüz. Bay bay. Bir de yaklaşıyor. Ses buradan alıyor bak. Piercing atar yapar mı? Peki. Çekmesek bu videoyu. Ya o kadar düşündüm bu espriyi ya. Fark ettim. Hadi başlıyoruz o zaman.